Merhaba arkadaşlar. Sayısal mantık dersimiz için doğrusal grafiklerden birazcık soru çözelim. Daha doğrusu tablo grafiğin belki en tehlikeli kısımlarından bir tanesi arkadaşlar bu. Şimdi ilk olarak bir duvarı boyamakla görevli askerlerin ellerindeki boyanın zamana göre değişimini gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Askerler işe başladıktan 3 saat sonra kaç kilogram boya kullanılmıştır diyor. Şimdi bir kere şurası boyanın olduğu, boyanın kullanıldığını sormuş. O zaman nasıl yapıyoruz? Bakınız. Şimdi aslında bizim buradaki şeyimiz şu. Şurası 3 iken burasının kaça denk geldiği önemli şimdi arkadaşlar. Aslında direkt anlamı bu. Kimileri mesela bunu benzerlikten yapabiliyor arkadaşlar. Benzerlik mantığına baktığımız zaman. İstersen önce bir şu normal yolla çözelim. Bakın öncelikle 5 saat içerisinde 80 kilogram boya bitiyor. Eğer sen 5 saatte 80 kilogram boyayı bitiriyorsan demek ki 1 saatte 16 kilogram boyayı kullanıyorsun. Boya kullanılıyor. Bize demiş ki 3 saat sonra ne kadar boya kullanılmıştır? 3 saat sonra 48 kilogram boya kullanılmıştır. Ne kadar kalmıştır derseydi o zaman da 80'den 48'i çıkarmış olurduk. Bu bir yöntem. Diğer bir yönteme baktığımız zaman bu soruyu şöyle çözebilirdik aslında. Bakınız. Bakınız şurası 3 saat sonra demiş. Şöyle bir yöntem olur mu? Şuraya isterseniz Y diyelim. Şurası X sahası ya. Burası da Y sahası. Şimdi aklınızda bulunsun. Bakın buradaki mantık şöyle işleyecek. Şurayla bura arasındaki fark 80 eksi 0. Burayla bura arasındaki fark 5 eksi 0. Geliyorsunuz şurayla bura arasındaki fark Y eksi 0. Bu sefer burayla bura arasındaki fark yani 3 eksi 0. Buradan 80'i 5'e böldüğümüz zaman 16. Y bölü 3 16 ise Y ne yapıyor? 48 olarak cevaba ulaşmış oluyoruz. Anlaşıldı mı? İsterseniz bunu şöyle yapabilirdiniz. Bakınız. 3 diyoruz. Tamam mı? Şimdi şuraya da Y diyoruz. Bir kural vardı hatırlıyor musunuz? Şurası da 3 birimdir. 3'ün 5'e oranı tamam mı? Bunu oranına eşit olmak zorundadır. 80 eksi y bölü 80. Buradan da 240 eşittir. 400 eksi 5y. 5y eşittir. 160. Doğru mu arkadaşlar? Y 32. Biz burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Y'yi 32 olarak kalan olarak bulmuş olduk. Bu kalanı veriyor. Dolayısıyla 80'den 32'yi çıkardığımız zaman 48'e ulaşmış oluyoruz. Bu da bir yöntem. Diğer bir yöntem de arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Sıfırken şöyle yaparsınız. X, Y. Sıfırken 80'e tamam mı? Bakın sıfırken 80'e şurası 0'a 80. Burası da arkadaşlar 5 iken bunun 0 olması. Doğru mu? Kural şöyle işler. Bakınız bize 3 iken kaç olduğunu soruyor. Doğru mu? 5 arttığında 80 azalıyorsa 2 azaldığında tabi şöyle yapın. Artı 5 eksi 80 eksi 2 soru işareti. Doğru orantıyla yapıyorsunuz bu soruları. Bunda bunu çarparsanız 160. Doğru mu arkadaşlar? Bu da ne olur? 32. 32 arttığını görüyorsunuz. 32 kalan oluyor. Bize kullanılanı sormuş. 80 eksi 32, 48. Bu da bir yöntem arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bayağı yöntemi varmış. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda ise yukarıdaki birinci grafik sabit hızla giden bir aracın yolda geçen süreye göre deposunda kalan benzin miktarını, ikinci grafik ise aynı aracın yolda geçen süreye göre aldığı yolu göstermektedir. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayın. Saatler ortaksa ortaya saati koyuyorsunuz. Litreyi buraya, kilometreyi buraya getiriyorsunuz. Bakın burası 2 saatte görüyorsunuz arkadaşlar. 2 saatte ne kadar harcanmış? Bakın görüyor musunuz? 32 harcanmış. 2 saatte 32 litre gitmiş. O kalanı verdi çünkü bize. Aynı 2 saatte de 140 kilometre yolculuk yapılıyormuş. Bakın görüyor musunuz? O zaman buradan sorusuna baktığımız zaman aracın deposunda bulunan 80 litre benzinle şuraya 80'i yazıyorsunuz. Hiç durmadan kaç kilometre yol yapılır diyor arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyorsunuz. 2 saati geçelim şöyle.
32-140'a denk geliyorsa 80 kaça denk gelir diyorsunuz. Sadeleşme yaparsanız 16'ya böldük 2, 16'ya böldük 5. 2'ye 140 denk geliyorsa 70 katı, 5'e de 350 denk gelir. Bu yöntem hoşunuza gitti mi? Anlaşıldı mı? Böyle bir yöntem. İki grafiği birleştirme yöntemi. Burada tesadüfen 2-2 oldu. Tamam mı arkadaşlar? 2-2 olduğu için kurtardık yani. İstersen mesela burası farklı bir şey olurdu. O keklerini alırdınız o zaman şu anın. Tamam. Peki. İkinci soruya bakalım. İkinci soru ne diyor arkadaşlar? İkinci soru. Yukarıda doğrusal grafik bir fabrikanın 7 yıl boyunca elde ettiği yıllık karları göstermektedir. Buna göre hangi yılda fabrika 200 bin TL kar etmiştir diyor. Kar gösterdiği için bize aslında şu kısmı soruyor arkadaşlar. Hangi yıl olduğunu. Bakın şurası 200. Tamam. Şimdi şöyle yapabiliriz isterseniz. Şuraya da 300 koyun. Tamam mı? 100, 200, 300, 400. Burası 100 artıyor. Burada öyle olması lazım ki 1992, 1994, 1996. Bu da 2-2 artması lazımmış. Oradan 1992 bulabilirsiniz. Bu bir yöntem. Bir başka yönteme bakalım. Diğer bir yöntem ise bize şurayı sormuştu değil mi? Burası 200'müş. Bakın izleyin. Şöyle yapabilirsiniz. Şuraya da ne diyelim? X diyelim. Tamam mı? Şu aradaki fark kaç? 100. Bu aradaki fark kaç? X eksi 1990. X eksi 1990 bölü 200 eksi 100 eşittir deyip bu sefer buradaki farkı bulun. 1996 eksi X. Bu sefer buradaki farkı bulun. 400 eksi 200. Buradan 100 kaldı. Buradan 200 kaldı. Buradan da 2 kaldı. İşler dışarı şart yaparsanız 2x eksi 3980 eşittir. 1996 eksi x. X karşıya gidip 3x olursa emin olun burada ne yapıyor? Bilmem ne yapıyor. 3'e böldüğünüz zaman sonu 6 olan bir sayı zaten. 1992'yi veriyor. Bir başka yöntemde şöyle yapabilirsiniz. Şimdi amacımız ne? 200 bin TL karı bulmak. Şuranın 200 bin TL'sini bulmak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar sonuçta şuranın herkes 1990. Yani aslında buralara bir oran yani benzerlik olarak şöyle yaparsınız. Bunun buna oranıyla tamam mı? Bunun buna oranına ya da bunun buna oranı olarak da bulabilirsiniz. Bu şekilde bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki mantık şöyle de işleyebilir. Bakın 1990'da 196'da 6 yıl geçmiş. 6 yılda 300 kar yapmış. 6 yılda 300 kar yapan, tamam mı? 100 karı, çünkü 100 kar istiyoruz 200 olması için. Tabii ki 3'te 1'i 2 yılda yapar. 2 yıl üstüne eklerseniz 1992. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hangisi hoşunuza gidiyorsa? Bakın şimdi buraya. Tamamdır Hakan. Şimdi 4. soruya bakalım. Aşağıdaki doğrusal grafik yine dikilen bir fidanın ilk 5 haftalık sürede boyundaki değişimi göstermektedir. Dikildiği anda 6 santim olan fidanın dikildikten sonra 5 hafta sonra 36 santim olmuştur. 4 hafta sonra. İsterseniz bakın şöyle yapalım. 6 artı. Büyüyor çünkü. Bakın izleyin. 5 haftada 36'ya çıkmış. 30 büyümüş. Aslında haftada bakın dikkatli bakın. 30 büyümüş hem de 5 haftada büyümüş. O zaman bir haftada 6 büyüyor. Bir haftada 6 büyüyor. Bunu sormuş bana. Değil mi arkadaşlar? O zaman diyor ki 4 haftada ne kadar büyür? Buraya 4 koyarsanız tamam mı? Sonuçta bize boyunu sormuş. 4 kere 6 24, 6 daha 30 olurmuş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Bakın bu denklemi kuracaksınız. 6 artı 5 haftada 30 büyüyen haftada 6 büyür. 4 haftanın içinde buraya koyacaksınız. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki doğrusal grafik bir malın alış fiyatı satış arasındaki bağıntıyı göstermektedir. Alış fiyatı 10 TL olduğunda bu malın satışından elde edilen kar. Şöyle yapacaksınız. 10 iken
alıyoruz. Şöyle yapalım. 10 iken burası kaçtır diyor. Tamam mı? Burası kaçtır demiyor aslında. Satışı bulacağız, sonra kar istemiş bizden. Aslında çok değişik alana yapabiliriz bunu. Çok zevkli sorular aslında bunlar. Bakın izleyin. Mantık gereği şöyle düşünmemiz gerekiyor. 4'e 6 tekabül ediyor ve doğrusal bir grafik. 1,5 katı. 10'a da 15 denk gelir. Doğru mu arkadaşlar? Bakın 4'e 6 denk gelirse 10'a 15 denk gelir. Kârı sormuş. 15 ile 10 arasındaki fark 5. Bir başka yöntem. Bakın burada kâr 2 lira. Doğru mu? 2 lira. 4 lirada 2 lira kâr ederseniz 10 lirada ne kadar kâr edersiniz? 5 lira. Bakın başka bir yöntem. Fx eşittir ax artı b diyelim. Sıfırken 0 olmuş. Tamam mı arkadaşlar? Bakın görüyor musunuz? Sıfırken 0 olmuş. Sıfırsa b de 0'mış. B'yi 0 bulduk. 4'ken de 6'ymış arkadaşlar. O zaman yazalım. F4 eşittir 6 olduğuna göre. 4a doğru mu? Artı 0 6 ise a ne yapıyor? 3 bölü 2. O zaman denklemi yazacak olursak ax artı b diye doğrusal fonksiyon. 3 bölü 2 x artı 0. Bize neyi sormuş? F bu x'ti. F onu sormuş. Yandan bakayım kayıt oluyor değil mi? Ha. F onu sormuş. 3 bölü 2 çarpı 10 artı 0. Buradan 15 yapıyor. Demek ki F10 15'miş. F10 15 ise 10 alış, 15 satış, 5 lira kar var arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Peki. Birini soruya bakalım. Aşağıda A ve A arasında doğrusal fonksiyon grafiği verilmiştir. A 15 iken B kaç olur demiş. Bakın onu da yapalım. A 15 iken bir kere eksi olacağı belli. Artı bir değer olursa olmaz. Değil mi? Bunu da çeşitli yollardan yapabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Soru işareti. Şurası 6 birim, şurası 10 birim. 6'nın şurada da x ne diyelim? Y diyelim. 6'nın 6 artı y'ye oranı 10'un 15'e oranı. Tamam mı? Buradan sadeleşirse 2'ye 3. 18 eşittir 12 artı 2y. 6 eşittir 2y. Y ne yaptı? 3. Burası 3 birim aşağı inerse ne oluyor? Eksi 3. Anlaşıldı mı? Peki. Bir başka yöntem diyelim. Doğrusal fonksiyonmuş. Fx eşittir ax artı b. 0 koyunca, bakın buraya 0 koyunca 6 çıkıyormuş. Gelin koyalım. B demek ki kesin 6. 10 koyduğumuz zaman da 0 çıkıyormuş. Bakalım. A çarpı 10 artı. Doğru yaptık değil mi arkadaşlar? 0 koyunca 6 çıktı. 10 koyunca 0 çıktı. Buradan da arkadaşlar hemen geldik. B'nde ne olmuştuk? 6 demiştik. 10A eşittir eksi 6 ise A eşittir eksi ne oluyor? 3 bölü 5. O zaman Fx eşittir. Ax artı B demiştik. B'yi 6 bulduk. Öbüründe eksi 3 bölü 5 bulduk. Biraz hızlı yaptık. Umarım doğrudur. Şimdi A 15 iken diyor. Demek ki F 15'i soruyor. Eksi 3 kere 15 artı 5 artı 6. 15 ile 5'i çarptım. Şimdi sadeleştirdim. 3. Eksi 3 kere 3. Eksi 9. 6 daha ne yapar? Eksi 3. Bunu anladınız mı? Peki. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Burada aşağı doğru bir iniş var. 10'da 6 bitmiş. Doğru mu? 10'da 6 bitmiş. Bakın 10'da 6'yı bitirmiş. 15 iken de 9'u bitirir. Doğru mu? Bak 15 iken de 9'u bitirir. Gelin 9 bitirelim. 6'dan 9 çıkarsa eksi 3. Anlaşıldı mı? Biri beni durdursun. Ben daha bir sürü yol çıkartırım valla. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Altıncı soruya bakalım.
Aşağıdaki dorsal grafikte birinci de kabuklu fındık denilen iç miktar ikincisinde iç miktar denilen bir fındık yağı. Aha, iki tane grafik. Hangileri ortak arkadaşlar? İç fındıklar ortak, doğru mu? Yazalım. İç fındık. Soluna kabuklu fındık yazalım. Bunu da fındık yağı diyelim. Grafik varsa buluşturuyorsunuz. Bakın iç fındık 3 iken kabuklu fındık 5'miş. İç fındık 6 iken fındık yağı 4'müş. O keklerini alırsak 2 ile çarpacaksınız burayı. Doğru mu? O zaman kabuklu fındık 10 iken, iç fındık 6 iken fındık yağı 4'müş. Şimdi hemen sorusuna geçelim. 5 kilogram kabuklu fındık şuraya getiriyorsunuz. Kaç litre fındık yağı elde eder demiş. 10'a 4 denk geliyorsa 5'e denk gelir. 6'yı silin. 5 kere 4 20. 10 kere 2 22'ymiş. Güzel mi yöntem? Bu şekilde çözerseniz sizden hızlı kimse çözemez. İki grafik birbiriyle birleştirilir arkadaşlar. Tamam? Aman unutmayın. Peki 8'e bakalım. Gel bakalım 8. Bizi oyalama. Evet, buna da bakalım. Bakın yukarıdaki grafikte AB planları var. Burada da ilginç bir şekilde B'nin 12'den başlayıp ne kadar büyüdüğünü soruyor. Biraz daha farklı oldu bu soru. Onu da şöyle yapacağız. Bakın. Şimdi A için yorum yapıyorum. 28'den başlamış. Büyüyor. Ne kadar büyüdüğüne bakalım. 28 şuradan 30'a gelmiş. Bir ayda 2 büyümüş. O zaman ay başına 2 büyüyor. Büyüyor ve bir yerde eşit olacaklar. Ona bakalım. Eşit olduğu yere. 12'den başlıyor. Tamam mı? Burada dördüncü ay demiş ya. Unutmayın buraya 4 yazacağız. Dördüncü ayda böyle olmuş. Bunun ise tamam mı? Dördüncü ayda ne kadar büyüdüğünü bilmiyoruz ama. Bak biraz önce bunun A'da 2. Bunun ise 4 ayı biliyoruz zaten. Ne kadar büyüdüğünü soruyor bakın. Eşit olduğunu nereden anlıyorum? Burada eşitlenmişler bakın. Görüyor musunuz? 4 ayda eşitlenmişler. O zaman buraya 4 koyacağım. Bunun nereye geldiğini bulmam gerekiyor. Onu da bulmam gerekiyor. O yüzden 12 çarpı 4 soru işareti diyorum. 4 kere 2 8 36 oluyor. 12 artı 4 soru işareti. 24 artı 4 soru işareti. Soru işareti 6. Arkadaşlar 6 6 büyüyormuş. Anlaşıldı mı? Peki. Şu eğim sorusunu hatırlıyorsunuz değil mi? Çözmüştük beraber. Hatırladınız değil mi? Deneme sınavında. Hatırlıyor musunuz? Peki. Bir de şuna bakalım. Bitirelim arkadaşlar. Bakın bir fabrikada üretilen ürün sayısı, çalıştırılan işçi sayısı ve toplam madde arasında aşağıdaki doğrusal bağıntı vardır. Ortak olan hangisi arkadaşlar? Hadi siz söyleyin ortak olan hangisi? Hadi. Orada mısınız? Bir Murat bir de Yusuf'la ders işliyor gibiyim. Bir de Yunus Emre araya girdi. İşçi sayısı. O zaman ortaya onu koyuyoruz. İşçi sayısı. Tamam, buraya ürün sayısı diyorsunuz. Yan tarafa da toplam maliyet diyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunların arasında bir oran yapacağız sonuçta. Bakın ürün sayısı 400 iken bu 50 olmuş. Tamam mı? 0 iken 10 olmuş. Aslında bunları beraber yapmamız gerekiyor. Şöyle düşünelim. İşçi sayısı bakın şurada görüyorsunuz. Görüyor musunuz? 10 iken işçi sayısı 10 iken ürün sayısı 0. Tamam mı? Ama ürün sayısı ya da işçi sayısı 50'ye çıktığı zaman ürün sayısı 400'e çıkıyor. Bunu hallettikten sonra şöyle yapalım. Sonra öbürüne girelim. Burada ise işçi sayısı 50 iken 3000 ama 0 iken 500. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. İşçi sayısı 0 iken tamam mı? Toplam maliyet 500. İşçi sayısı 50 iken toplam maliyet 3000. Tamam. Şimdi bunun üzerinden yola çıkacak olursak biraz aşağı inelim. Hadi gel bakalım buraya. Fabrikada demiş 50 işçi çalışıyorsa her ürün 9 TL'ye satılıyorsa kar toplam maliyetin
yüzde kaçıdır demiş arkadaşlar. Kar toplam maliyetin yüzde kaçıdır? Şimdi burada mantığı nasıl işleteceğiz arkadaşlar? Fabrikada 50 tane işçi çalışıyormuş. Tamam mı? 50 işçi çalıştığı zaman, da şurayı göstereyim, siyah kalemle gösterelim değil mi? Bir saniye. İşçi sayısı 50 iken 400 tane ürün var. 400 ürün. Her ürün 9 TL'ye satılıyorsa 3600 TL oluyormuş. Kar demiş, tamam mı? Toplam maliyetin, tamam mı, yüzde kaçıdır demiş. Tamam mı? Buradan baktığımız zaman 3000 nedir gözüm? Anlamadım. Ha, sen şuraya göre yapıyorsun. 50 ise de buradan da 3000 oluyor arkadaşlar. Güzel, bravo koçum benim. 3000 iken 3600 satılmış. Demek ki 3000'de 600 ise %20'lik bir kar varmış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Zorluk var mı? Kolay değil mi? Peki. Peki ürün 300 ise, ürün sayısı 300 ise toplam maliyet kaç değerdir demiş arkadaşlar. Ona bakalım başka bir renkle. Şimdi ürün sayısı dediğimiz şey şurada olacak. 300, bakın şurada. O zaman önce işçi sayısını bulacağız. İyi izleyin, bana bakın ne olur. Herkes baksın. 300 iken burası ne olur? İstersen şöyle yapalım mı? 0'dan 400'e arttığında 10'dan 50'ye artıyor. Yani bu 400 arttığında bu 40 artıyor. O zaman demek ki 300 arttığında 30 artar, 40'a denk gelir. Doğru mu değil mi? 400 arttığında 40 artıyorsa, değil mi? Bak, 400 arttığında 40 artıyorsa 300 arttığında 30 artar. O zaman 40'a denk gelmiş olur. 40 dediğimiz şey işçi sayısı. O zaman bu 40'ı getirip buraya koyuyoruz. 50 arttığında 2500 artıyor. 50 arttığında 2500 artıyor. 40 arttığında 2000 artar. 500'e 2000 eklersek 2500 olur. Zor mu Allah aşkına? Ki bu soru gelsin, yani öyle kolay kolay herkes patır patır yapamaz Türkiye'de. Bakalım. Ürün başına düşen maliyet 15 TL ise demiş. Fabrikada kaç işçi çalışıyordur? Bu sefer tersten mi gideceğiz? Toplam maliyet 15 lira demiştim. Ben mi yanlış gördüm? Ya dur, ürün başına diyor. Ha, ürün başına düşen maliyet 15 lira ise fabrikada kaç işçi çalışıyordur? Aynısını çözdüm Yusuf, videolardan görebilirsin gözüm. Şimdi bakın, ürün başına demiş değil mi? Ürün başına toplam maliyet. Onu da şuraya yazalım. Ürün başına toplam maliyet 15 liraysa. Şimdi burada nasıl bir yorum yapacağız arkadaşlar? Şimdi toplam maliyet ürün başına 15 diyor. Tamam mı? Orada da bize sorulan şey, şuraya aşağı indiğiniz zaman soru dursun yanımızda. Fabrikada kaç işçi çalışıyordur diyor. Hadi bakalım. Beraber çözelim. Şimdi fabrikada işçi sayısı burada bir yerde arkadaşlar. Ama ürün başına 15 lira maliyetimiz var. Şimdi o zaman bizim ürün sayısı önemli. Tamam mı? Şimdi burada düşünün ki 400 tane işçi sayısı, bak şurası işçi sayısıydı değil mi arkadaşlar? Pardon, neydi bu? Ürün sayısı. 400 tane ürün sayısı arkadaşlar, bakın 50'ye denk geliyor. 3000'e tekabül ediyor, görüyor musunuz? Bakın. 3000'e tekabül ediyor. Çünkü 50 işçi var. Şimdi biz burada öyle bir işçi bulacağız ki, öyle bir işçi sayısı bulacağız ki, ürün başına toplam maliyet 15 lira düşecek arkadaşlar. Yani ürün sayısı bakımından 15 lira. Nasıl bir yorum yaparsınız? Hadi bakalım. Hadi son soruya siz de katılın. Hadi herkesten yorum istiyorum. Bak, bu da kişi sayısını soruyor bize. Kişi sayısı burada aralıkta bir yer olacak. Ürün başına toplam maliyet diye söylüyor. Ürün sayısı 400 iken 3000. Toplam maliyet 15 ise. 750 maliyet mi olur dedi. Bir işçinin maliyetini bulalım dedi arkadaşım bir tanesi. Bakın şöyle düşünebilir misiniz? Sıfır işçiyken, biraz işçiyi artıralım. 50 işçiyken toplam maliyet 3000, ürün sayısı 400. 50 işçiyken 7,5. 3000'i 400'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 7,5. Diyelim ki buradan insan alalım mesela. Size güzel yardımcı olayım buradan.
Şuradan öyle bir adam alalım ki mesela 40 tane işçi alalım. 40 tane işçi olunca ne oluyordu? 50 arttığında oluyorsa 2000 artı 2500 oluyordu. Doğru mu? Peki burada 40 öğrenci oldu. 40 öğrenci diyorum. 40 işçi olunca burası ne oluyordu? 300 oluyor. Doğru mu? Bu sefer 2500'ü 3'e böldüğümüz zaman 8 küsur oluyor. Bize 15 lazımsa demek ki aşağılarda lazım. Peki o zaman bunu nasıl buluruz? Düşünün bakalım. Bize şuranın toplam maliyetin ürün sayısına bölünmesi gerekiyor. Ortada da işçiyi bulmuş olacağız böylece. Yani şöyle düşünün. Daha güzel bir yere yazacağım diyeceğim ama dur şöyle yapayım. Bu soruda herkesten fikir istiyorum. Derste olan herkes istiyorum lütfen. Tane siler sorun değil. Evet, şurası kırmızı kalemle. Elinize bir kağıt kalem alın. Hadi bir uğraşın. 50'ye 400. Şurası da 50'ye 3000. Önemli olan şey şu. Toplam maliyetin ürün sayısına olan oranına göre bulacaksınız. Yani atıyorum şuradaki bir değerle buradaki bir değer arasındaki maliyet 15 TL olacak diyor. Yusuf da dedi ki bir işçinin toplam maliyetini bulalım dedi. Mesela şöyle diyor. Şimdi burada tabii şıklardan gidilir de ben şu anda şıklardan gitmeden nasıl bunu yapabiliriz? Şimdi şuradaki işçi sayısı tamam mı arkadaşlar? Aralıkta bir işçi sayısı bulduğunuz zaman şuradan bir değer buluyorsunuz biliyorsunuz. Bir de buradan bir değer buluyorsunuz. Aradaki farkın 15 olduğunu söylüyor. Haydi bakalım. Uğraşıyor musunuz? Tamam bulun işte. Hadi herkesten istiyorum. Haydi ben hemen şu ben de bir yandan meteorolojideyim. Şunları bir hemen halledeyim. Siz de baka durun. Musa 20 dedi arkadaşlar. Haydi herkesten istiyorum. Musa 20 dedi. Son soruyu siz söyleyeceksiniz. Hadi. Yusuf 20 dedi. Şimdi oradan anlatıyor da ben de Yusuf'a şöyle diyeyim. Yusuf şurası 20 ise bak işçi sayısı 10 arttığında daha doğrusu burası bak 40 arttığında 4 artıyorsa 20 art 10 arttığında da burası bak ondan 20'ye gelince 100 artar. O zaman burası 100 oldu. Hadi. Ürün sayısı 100. Burası 20 işçiye geldiği zaman tamam mı? Niye? Yusuf bir an korktu. 50 arttığında 2500 artıyorsa 20 arttığında 1000 artar. Burası da 1500 olur. 1500'ü 100'e böldüğün zaman da 15 olur. Niye korktun ki? Merve de 30 dedi. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şöyle düşünün.
Şuradaki ürün sayısı sıfırın üstüne, tamam mı? İyi izleyin. Ne kadar işçi sayısı artarsa tam 10 katı kadar artıyor. Doğru mu değil mi? Bakın işçi sayısının şunun üzerine 10 katı kadar artıyor. Burası 40 arttığında, burada 400 artıyorsa demek ki 10 katı kadar artıyor. O zaman sıfırdan başlamak şartıyla ürün sayısı her bir işçi sayısıyla 10 artıyormuş arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Buraya kadar tamam mı? Bu ürün sayısı. Toplam maliyeti buraya geliyorsunuz. Bakın burada da her 50'de 2500 artıyorsa, bakın burada önemli, bir daha söylüyorum. 50'de 2500 artıyorsa bu sefer de 50 katı artıyor. O zaman demek ki burada da sıfırdan başlamak şartıyla, işçi sayısı için söylüyorum. Her x arttığında, bakın tekrar gösteriyorum arkadaşlar size. Burası 500'den başlıyor, pardon. Tamam mı? Şurayı alıyoruz ya. Bu sefer burası her 50'de 2500 artıyorsa, bu sefer 50 kat arttığı için burada da arkadaşlar sıfırın üstüne, 500'ün üstüne 50 katı olarak artmış oluyor. Buradan da cevabı 15 bulmamız için direkt cevaba buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Biraz önce de zaten şeyini göstermiştik. Tamam mı arkadaşlar? Bulduktan sonra da üstüne ekliyorsunuz. Cevap 20. Söyledim ya. Peki arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.